Necip diye bir arkadaşım vardı abi, hatırlar mısın? Kimdi o? Okuldan mı? Yo yo, okuldan değil. Mahalleden, çocukluk arkadaşımdı. Ha, şu top oynayan çocuk. O mu? Hah, o işte. Sonra evet. Almanya'ya yerleşti, oraya gitti. Merhaba. Merhaba Aylin, hoş geldin. Geç otur. Bir arkadaşımdan söz ediyordum abime. İşte Necip aradı geçen de, İstanbul'daymış. Hı. Beni görmek istediğini söyledi, eşiyle beraber. Ben de yarın onları alıp çiftliğe götüreyim diyorum. Olur, çok güzel olur. Sen de hava almış olursun. Olur değil mi Aylin? Çiftliğe gideriz. Sen nasıl istersen. Sen daha iyisin değil mi? Evet, evet daha iyiyim. Tamamdır. Siz buyurun oturun. Soner Bey şimdi gelir. Otur otur. Rahatsız olma. Geleceğinden haberim yoktu. Seninle konuşmam lazım. Konuşalım. Dinliyorum. Burada mı konuşacağız? Bir mahsuru mu var? Benim için yok. Ama biri duyarsa senin için olabilir diye söylüyorum. Çekinecek bir şeyim yok. Burada konuşabiliriz. Aylin'le Murat'ın duymasından çekinmiyorsun yani. Aylin'le Murat evde değiller, çiftlikteler. Ayrıca konuşacaklarımızı Aylin'le Murat'ın duyması bir problem yaratıyorsa... bundan korkması gereken ben değilim Mesude. Sensin. Bence yine de burada konuşmayalım. Pekala. Çalışma odama geçelim. Masada 10 ya da 15 kişiyiz. 7-8 tanesi de kadın. İçlerinden biri nasıl hoşuma gitti anlatamam. O da bana bakıyor, farkındayım. O zamanlarda da Almancam çok iyi değil. Hani kalkıp yanına gitsem ne derim diye düşünüyorum. Çekiniyorum yani. Derken o kalktı, yanıma geldi. Elini uzattı. Merhaba, ben Bahar demez mi? Türkçe konuştu yani. Ben de böyle kaldım. İşte güzel kırımla böyle tanıştık. Sen iyi misin? Ben pek iyi değilim. Müsaadenizi rica etsem olur mu? Ne demek rica ederim? Sen kal. Şoför beni bırakır. Keyfine bak. Tekrar özür dilerim. Rica ederiz. Neden evlenmek istediğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Fütursuz ve şantajcı tavırlarından etkilenmiş olamaz mıyım? Alay etme. Ben aptal değilim. Tabii ki de ailenin senden nefret etmesini sağlamak için benimle evleniyorsun. Aylin ve Murat'a karşı beni kullanıyorsun. Alındın mı? Hı? Sen de beni zengin ve güçlü olmak için kullanıyorsun. Ne olmuş? Peki... madem bizim evliliğimiz bir takım çıkarlar üzerine kurulu olacak, madem bunu bir çeşit iş olarak görüyoruz, o halde benimle de bir anlaşma yapacaksın. Tıpkı ailene yaptığın gibi yani. Ya. Ya. Seninle evleneceğim. Ama bunun karşılığında bana 1 milyon lira vereceksin. Yarısı nikahtan önce, yarısı nikahtan sonra. Mesude, sen o kadar etmezsin. Sen öyle san. O kadar parayla ben senin gibi bir sürüsünü satın alırım. Neden sana vereyim ki? Çünkü alacağın o bir sürü kadın, bir tane ben etmem de ondan.
Çünkü Aylin ve Murat'a karşı hiç kimse benim kadar güçlü bir duvar olamaz da ondan. Çünkü Aylin hiç kimseden benden nefret edeceği kadar nefret edemez de ondan. Hiç merak etme. Ben de Aylin kadar ideal bir eş olacağım. Ne düşünüyorsun? Elmaya değil de elmanın 10 santim aşağısına nişan almalıymışım. Onu düşünüyorum. Ne? Defol. Anlamadım. Sen defol ne demek bilmiyor musun? Ha? Buradan defolunca gidip bir sözlük al. Defolun ne demek olduğunu öğren. Defol! Ne demek oluyor bu Soner? S**t git demek oluyor! Ne kızıyorsun be? Aylin de aynısını yapmadı mı? Aylin'in adını ağzına alma! Yaptı işte. Aylin de yaptı. Aylin de aynısını yaptı. Aylin'in adını ağzına alma demedim mi ben sana? Ha? Ne almayacakmışım be? Yapmadı mı? Aylin de yaptı işte. Aylin de yaptı. Aylin! Delirtecek misin? Sen kendini bana öldürtecek misin? Ha! Sana kendini bana öldürtmek mi istiyorsun? Öldüreyim mi? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Öldüreyim mi? Onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Cevap versene. Ha? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Öldüreyim mi? Ne? Ne istiyorsun? Sizleri burada bekleyin. Defol! Lütfen sakin olun. Lütfen. Ben şimdi Mesude Hanım'ı alıp evine götüreceğim. Siz burada kalın ve sakinleşin. Lütfen. Lan! Niye geldin sen? Git, in arabadan. Hiç boşuna konuşma. Arabadan in. Bağırıp çağırma. Ben de geliyorum seninle. Allah kahretsin. Mesude Hanım. Öfkeye kapılıp sakın ola yanlış bir şey yapmayın. Sonra üzülürsünüz. Mesude? Ne hal kız? Merak etme anne. Bunu bana yapan bedelini fazlasıyla ödeyecek.